Herkese merhaba arkadaşlar, ben Öznur. Hazır YKS sonuçları açıklanmışken Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tercih edecek arkadaşlar için Doğu Kampüsü'nü tanıtan bir içerik hazırlayalım istedik. İşte Doğu Kampüsü'nde bulunan fakülteleri, fakültelere bağlanan yolları ya da fakültelerin içerisinde yer alan mekanları sizlere tanıtacağız. Dilerseniz şimdi Doğu Kampüsü'nü keşfetmeye birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi İletişim Fakültesi'ne gidiyoruz ama İletişim Fakültesi'ne gitmeden önce sizlere tabii ki o meşhur GSF kantinini göstermek istiyoruz. Öğrenciler burada ders aralarında ya da ders sonralarında oldukça keyifli vakit geçiriyorlar. Aynı zamanda doğudaki öğrencilerin burada vakit geçirmesinin yanı sıra batıdaki öğrenciler tarafından da oldukça rağbet görüyor GSF kantini. Burada güzel sohbetler eşliğinde çay kahve içebilirsiniz arkadaşlarınızla birlikte. İnanılmaz renkli ve güzel oluyor GSF kantini. Ben de tabii ki İletişim Fakültesi öğrencisi olarak zaten GSF kantininde oldukça sık vakit geçiriyorum. Yani GSF kantininden göstermiş olduğumuz gibi aslında buralar okul zamanları çok dolu oluyor ve güzel oluyor dediğim gibi. Çimlerde oturabilirsiniz, işte görmüş olduğunuz gibi kafelerin masalarında oturabilirsiniz. Ve inanın bana burada vakit geçirmek o kadar eğlenceli ki. Yani okula gelirseniz, inşallah gelirsiniz, burada vakit geçirdiğinizde neler söylemek istediğimi anlayacaksınız o zaman. Şimdi isterseniz gelin İletişim Fakültesi'ne girelim. Burada keselim burayı olmaz. Şimdi dilerseniz İletişim Fakültesi'ne giriş sağlayalım. Bariyerlerden geçerken okula geldiğinizde almış olduğunuz öğrenci kartlarınızla geçişleri çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Murat Han sizlere isterseniz bariyerleri göstersin. Bu şekilde okul girişlerinde bariyerlerimiz bulunuyor güvenlik amacıyla. Bizler de okul kartımızı şu şekilde okutup İletişim Fakültesi'ne giriş sağlıyoruz. Şu anda İletişim Fakültesi dersliklerinin tam da içerisindeyiz arkadaşlar. Az sonra sağ tarafta koridordan dümdüz bir şekilde ilerlediğimizde dersleri işlediğimiz ana sınıflardan birkaç tanesini göstermek istiyorum sizlere. Ardından da amfileri göstereceğim. Dilerseniz takip edin beni, birlikte bakalım dersliklere. Evet arkadaşlar, koridorun sağ kısmından dümdüz bir şekilde İletişim Fakültesi'nde yürüdüğümüzde bizi ilk karşılayan sınıf bilgisayar laboratuvarı oldu. Bilgisayar laboratuvarında kurgu derslerinizi, onun dışındaki bilgisayar derslerinizi çok rahat bir şekilde işleyebileceksiniz. Bilgisayar laboratuvarının hemen yanında ise bizi mavi ve kırmızı sınıflar karşılıyor. Dilerseniz öncelikle Murat Han'la birlikte mavi sınıfı sizlere gösterelim. Ardından da kırmızı sınıfa bir bakalım. Evet arkadaşlar, mavi sınıfı size şöyle bir gösterelim istiyorum. Murat Han sizlere göstersin. Burada teori derslerinizi akademisyenlerinizle birlikte çok güzel ve keyifli bir şekilde işleyeceğinizi umuyorum. Tabii ki İletişim Fakültesi'nin derslikleri bunlarla sınırlı değil. Amfilerimiz de var. Az sonra sizlere amfileri de göstereceğim ama dilerseniz hızlıca hemen mavi sınıfın hemen yanında bulunan kırmızı sınıfa da bir göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere İletişim Fakültesi'nin amfilerini göstereceğim. Dilerseniz ilk olarak bizi merdivenlerden indikten sonra karşılayan ki amfiye girelim hemen hızlıca. Şöyle Murat Han da çeksin istiyorum. Açık değil Murat Han. Neyse, sorun değil. Hemen yan tarafta bulunan iletişim amfisine girelim. Gel benimle Murat Han. Murat Han, sen önden geç, bir sınıfı göster öncelikle istersen. Evet arkadaşlar, İletişim Fakültesi'nin neredeyse tüm bölümleri İletişim Amfisi'ni mutlaka bir kez bile olsa kullanır. Ben de zaten radyo, televizyon ve sinema bölümü öğrencisi olduğum için İletişim Amfisi'nde sıkça vakit geçiriyorum. Burada gerek teori derslerimiz, gerekse uygulamalı derslerimizin hepsini buradaki görmüş olduğunuz sıralarda işliyoruz. Ben de zaten yaz döneminde olmamızın verdiği bir hüzünle birlikte aslında ders işlediğim bu sıraları çok özlemişim. Sizlere gösterirken de birazcık duygulanmadım değil aslında. Ama umuyorum ki okulların açıldığı ilk gün hepimiz bu sıraları güzel bir şekilde dolduracağız. Son senem zaten, bilmiyorum, bakalım.
İsterseniz iletişim amfisinden de dışarı çıkalım. Yandaki amfileri de gösterelim hızlıca size Murat Hanım'la. Burası... Kitle. Gel, geçelim. Amfiye çık bakalım da. Kitle. Kitle. Ama umutları tüketmiyoruz. Birkaç tane daha amfi var. Hepsini tek tek gezeceğiz sizin için. Son bir tane kaldı. Arkadaşlar maalesef size gösteremiyoruz diğer kalan amfileri ama okula geldiğiniz zaman zaten hepsi aynı koridorda. Mutlaka hepsini gezip göreceksiniz diyelim. Burası da İletişim Fakültesi'nin girişi arkadaşlar. Aynı zamanda İletişim Fakültesi Ertuğuş Bey derslikleri olarak da geçiyor. Ve Ertuğuş Bey dersliklerinin içerisinde İletişim Fakültesi'nden ayrı olarak farklı birimler de var. Kameraman arkadaşım Murat Han sizlere o birimleri gösterecek. Hemen gene aynı şekilde Murat Han sizlere şu yolu bir göstersin istiyorum. Çünkü bu yolda üniversitemizin AVM'sine çıkan yol direkt İletişim Fakültesi'nin tam karşısında yer alıyor. Evet arkadaşlar şu anda da AVM'nin girişindeyiz. Bizi AVM'nin girişinde şöylesi bir saat kulesi karşılıyor. Öğrencilerin yani sizlerin ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz çok fazla seçenek mevcut. İşte yemek noktalarından tutun kahve noktalarına kadar iletişiminizi sağlayabileceğiniz ya da bir problem çıktığında gidebileceğiniz telefon firmalarından, kuaförden, terziye birçok noktada sizlerin işinizi kolaylaştıracak bir nokta aslında burası. Ve öğrenciler tarafından da tabii ki burası da çok rağbet görüyor. Eğitim fakültesine isterseniz yavaş yavaş giriş yapalım. Gene aynı şekilde sizleri fakültelerin girişinde bariyerler bekliyor olacak. Daha önce de dediğim gibi bunlar tabii ki güvenlik amaçlı olan şeyler. Hemen sizler için girelim. Bizleri eğitim fakültesine girdiğimiz anda bir kantin karşılıyor. Eğitim fakültesi ve Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda okuyan arkadaşlar burada hem ders araları hem de ders sonralarında rahatça vakit geçirebileceklerini umuyorum. Hemen şöyle gittiğimizde gene aynı şekilde eğitim fakültesi dersliklerine çıkıyoruz. Buralarda çok rahat bir şekilde derslerinizi göreceksiniz diye umuyorum. Evet arkadaşlar şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin tam da ön noktadayız. Yani öğrenci girişinde. Buranın bir de akademisyen girişi var. Orası da binanın bir arkasında kalıyor. Ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin tam da şöyle karşısında Hukuk Fakültesi mevcut. Az sonra orayı da geçeceğiz tabii ki. Ama öncelikle dediğim gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin içerisini sizlerle birlikte gezelim istiyorum. Murat Han her zamanki gibi takip et beni. Şey bize doğru geliyor galiba. Murat Han. Efendim? Gel benimle. Yapma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Bizleri burada iki ana giriş karşılıyor. Birisi A blok, birisi B blok olmak üzere. Ben hemen şöyle B bloktan girip sizlere göstereyim. B bloğun girişinde hemen bizi bir kantin karşılıyor ve kantinde şu an yaz dönemi olmasına rağmen bir kalabalık mevcut. Öğrenciler burada görmüş olduğunuz gibi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin öğrenci binasının arasında da bir avlu mevcut. Sizlere o avluyu da göstermek istiyorum. Öğrenciler ders aralarında orada da vakit geçirebiliyorlar ama öncelikle Murat Han şöyle bir kantini göster istersen kalabalığı bir gösterelim. İşte bu bulunduğum noktada o bahsetmiş olduğum avlu öğrenci binasıyla akademisyenlerin binasını arasındaki geçişi sağlayan bir konum. Aynı zamanda ders aralarında öğrenciler burada da sıkça vakit geçiriyor. Şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin dersliklerinin olduğu kısımdayız. Sizlere şöyle hemen hızlıca bir tane derslik göstermek istiyorum. İşte İBF'nin derslikleri de burada. Siz de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden herhangi bir bölüm okuduğunuzda buradaki dersliklerde ders işleyeceksiniz. Şu yoldan sizleri Hukuk Fakültesi'ne götürüyorum. Hatta direkt ilk olarak bulmuş olduğumuz amfiye sokalım size.
Yani hukuk fakültesinin derslikleri de böyle genel olarak binayı da gezelim istiyorsanız. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar da diplomalarını almış, mezun olmuşlar, gidiyor. Ben bir üzüldüm sanki. Hukuk fakültesinden çıktığınız anda tam da sizi karşılayan bir nokta daha var. O da otobüs duraklarının kalkmış olduğu yer ve Doğu Kampüsü'nde merkez duraklar olarak geçiyor. Sizlere biraz da otobüs duraklarını göstermek istiyorum. Gel Murat Han. Ve aynı zamanda bu dümdüz giden yolda tıp fakültesine çıkıyor. Yani tıp fakültesi dediğimde üniversitemizin hastanesine çıkıyor. Tam karşı tarafta Güzel Sanatlar Fakültesi zaten. Güzel Sanatlar'la tıp fakültesini bağlayan upuzun bir yol var. Murat Han size göstersin o yolu. Tam karşı taraf Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültesinden dümdüz bir şekilde aşağı geldiğinizde arada bizi Hukuk Fakültesi karşılıyor. Onun yanında Tıp Fakültesi derslikleri, karşısında Diş Hekimliği Fakültesi derslikleri ve en sonunda da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi karşılıyor. Bunu da böyle ara bir bilgi olarak vermek istedim sizlere. Şimdi otobüs duraklarına geçelim. Burası da işte üniversiteye gelip ve gitmenizi sağlayacak olan otobüslere ulaşım sağlayabileceğiniz nokta. Dediğim gibi merkez duraklar olarak geçiyor. Burası Doğu Kampüsü'nün tam da orta noktasında. Murat Han size bu alanı da geniş bir şekilde göstersin. Tam Hukuk Fakültesi'nin karşısında bulunuyor merkez duraklarda. Zaten hemen yanında da gezdirmiş olduğum üniversite AVM'si var. Şimdi de tıp fakültesi dersliklerine gidiyoruz. O göstermiş olduğumuz düz yoldan. Tıp fakültesi dersliklerinin önüne geldik. Şöyle zaten tabeladan da göreceğiniz üzere merkez duraklara da çok yakın tıp fakültesi derslikleri. Şöyle dilerseniz içeriye de girelim. Yine bir bariyer girişi bizi karşılıyor. Şöyle geçelim. Şanslıyız ki son dakika çıkmadan önce Tıp Fakültesi dönem 2 amfisini açtırabildik. Çok da aslında ışıklarını açtıramıyoruz yaz dönemi olduğu için ama bu şekilde olabildiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle Murat Han size sınıf düzenini de göstersin. Burası Tıp Fakültesi'nin derslikleri demiş olduğumuz gibi. Sırada Sağlık Bilimleri Fakültesi var ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile de Tıp Fakültesi Dekanlığı da yan yana, yani tam da Diş Hekimliği Fakültesi'nin karşısında kalıyorlar. Şimdi sizler için derslikleri gösterelim. Tabii ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de işte fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü, ebelik bölümü, hemşirelik bölümü gibi sanıyorum ki birçok farklı bölüm var burada. Çok fazla bölümlerine hakim olmasam da sizlere şöyle burada da bir küçük tur attırmak istiyorum. Oradan İlahiyat ve Eczacılık Fakültesine geçiş yaparız diye düşünüyorum. Tam da arkadaşlar hemşirelik laboratuvarlarının önüne düştük diyebilirim. Burada da işte sanıyorum ki uygulamalı dersler görülüyor. Şöyle hızlıca tur atalım. Şöyle ebelik 2, şöyle hemşirelik laboratuvarı. Arkadaşlar burada gene Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ders çalışmaları için, vize ve sınavlarına çalışmaları için çok güzel çalışma odaları var. Her fakültede olduğu gibi sizler de burada gönül rahatlığıyla vizelerinize ve finallerinize çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bitirdiğimize göre önümüzdeki rotada İlahiyat ve Eczacılık Fakülteleri var. Dilerseniz gidelim.
İşte geldik. İlahiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi de demiş olduğum gibi aynı binanın içinde. Murat Han beni takip ederse aynı zamanda İlahiyat Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin de nerelerde ders işlediklerini sizlere göstermiş oluruz. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eczacılık Fakültesi'nin içerisindeyiz. Burada size derslikleri göstereceğiz. Şöyle binayı hızlıca bir tur atalım istiyorum. Eczacılık Fakültesi'nin hemen girişinde bizleri böyle küçük tatlı raflar karşılıyor ve bu rafların içerisinde de çeşitli ilaçlar var. Ben bunları görünce yani yüzümde bir gülümseme oldu. İşte eminim Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi gelen öğrenciler de fakülte girişinde karşılaştıkları bu raflara yüzlerinde gülücükle karşılık verecektir diye umuyorum. Hadi gezelim. Burada da öğrenci laboratuvarları mevcut. Eczacılık Fakültesi öğrencileri uygulamalı derslerini öğrenci laboratuvarı gibi yerlerde yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Ve hemen laboratuvarların önünde de bu tarz öğrencilere ait olacak şekilde sanıyorum ki dolaplar var ve dolaplara da güvenli bir şekilde eşyalarını bırakabilir öğrenciler. Murat Han da sizlere zaten gösteriyor dolapları. Eczacılık Fakültesi dersliklerinin hemen ardından İlahiyat Fakültesi'ndeki derslikleri de sizler için göstermeye geldik buraya. Murat Han şöyle hızlıca bir tur attırsın. İlahiyat Fakültesi okumak için gelecek olan arkadaşlarımız da görmüş oldukları bu alanlarda çok da rahat bir şekilde derslerini almaya devam edecekler Süleyman Demirel Üniversitesi'nde. Dilerseniz şimdi fakülteden çıkalım ve çıkış noktalarını da Murat Han sizler için kayıt altına alsın. Takip et beni Murat Han. Hatta şöyle ki öyle bir pencereleri var ki buranın çok güzel manzaraları var. Murat Han onları da göstersin size. Eczacılık ve İlahiyat Fakültesi'nden çıktığınızda da bu görmüş olduğunuz yolu dümdüz bir şekilde takip ederseniz Spor Bilimleri Fakültesi'ne çıkıyor. Dilerseniz Murat Han size o yolu da göstersin istiyorum. Şöyle o yolu takip edelim. Ve işte nihayet Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin tam da önündeyiz. Şimdi size az sonra içeriği gezdireceğim ve içeride bizi kocaman Atatürk Kapalı Spor Salonu bekliyor. Buradaki fakülte öğrencileri orada güzel vakitler geçiriyor ve aynı zamanda Atatürk Kapalı Spor Salonu Süleyman Demirel Üniversitesi'nde gerçekleştirilen birçok etkinliğe ve faaliyete de ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz gelin her zamanki gibi fakülteden içeri girerek fakültenin içerisindeki dersliklere ve spor alanlarına bir göz atalım sizlerle. Şimdi ise Spor Bilimleri Fakültesi'nin tam da içerisindeyiz ve bizi girişte karşılayan şöyle fakültenin almış olduğu birinciliklerin kupaları var. Onları da size Murat Han göstersin istiyorum. Bahsetmiş olduğumuz Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun içerisindeyiz ve öğrenci arkadaşlarımız yaz dönemi olmasına rağmen voleybol oynuyorlar burada. Onları da gösterelim sizlere. Kocaman bir spor salonuna sahip Spor Bilimleri Fakültesi ve aynı zamanda içerisinde bu tarz tırmanış duvarı kapsıyor ve aynı zamanda basketbol potaları da var. Burada Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri çok daha rahat pratik de bulunabilir ve istedikleri faaliyetleri de gerçekleştirebilir. Aynı zamanda Atatürk Kapalı Spor Salonu birçok spor dışında da faaliyetlere de ev sahipliği yapıyor. Bahsetmiş olduğum gibi bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz yıllarda yapılan Güney Kariyer Fuarı'na ev sahipliği yapmış olmasıydı. Burası da Spor Bilimleri Fakültesi'nin kondisyon salonu. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ders sonralarında buraya gelerek gönül rahatlığıyla sporlarını yapabilirler. Murat Han da sizlere bu salonu göstersin istiyorum biraz. Ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içerisindeyiz. Bariyerlerden geçtikten hemen sonra Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin nerelerde ders yaptıklarını ve ne tür faaliyetlerde bulunduklarını sizler için şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içerisinde yer alan dersliklerin ve uygulama alanlarının önünde gösteririz. Takip et beni Murat Han.
Bizi girişte şöyle güzel duvar resimleri karşılıyor aslında. Her noktası ayrı ayrı, renk renk, cıvıl cıvıl diyebilirim Güzel Sanatlar Fakültesi için. Aynı zamanda hemen şurada tekstil ve moda tasarım bölümü bulunurken Murat Han sizlere göstersin. Hemen ardından da beni takip edersen Murat Han sizlere müzik bölümünü göstermek istiyorum. Müzik bölümünün eğer odaları açıksa sizlere enstrümanlar da eğer oradaysa göstermek istiyorum. Hepsine tek tek bakalım. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içerisine girdiğimiz zaman da bizi böyle piyanolu dersler karşılıyor. Öğrenci arkadaşlarımız buralarda uygulamalı dersler yapıyor. Sizler de Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenci olduğunuz zaman, yani tercihinizi buradan yana kullandığınız zaman bu uygulamalı alanlarda uygulamalı bir şekilde enstrümanları öğrenebilirsiniz. Şimdi de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ayrı ayrı noktalarında farklı bizleri neler bekliyor sizler için onlara bir göz gezdirelim. Hemen şu şekilde girer girmez bizi Pablo Picasso'nun bir sözü karşılıyor ve hemen yanında da şu şekilde öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği alanı görüyoruz. Şöyle Murat Han daha da bana yaklaşırsa bu resimlerin hepsini sizler de görebilirsiniz. Tabii ki öğrenci olarak geldiğinizde de ayrı ayrı inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz gelin Fen Edebiyat Fakültesi'nin içerisindeki derslikleri sizler için gezelim ve neler var birlikte bakalım. Şimdi de Fen Edebiyat Fakültesi'nin biyoloji bölümü kısmındayız. Biyoloji bölümü kısmına girdiğimizde bizi bu tür şeyler karşılıyor ve oldukça çok da güzel görünüyor aslında. Sizler için Murat Han onları göstersin. Sizlere tabii ki derslikleri göstermeyi çok isterdik ama yaz döneminde olduğumuz için çoğu derslik kapalı ama şu şekilde bir de fizik bölümünü gösterelim sizlere. Şimdi de Fen Edebiyat Fakültesi'nden çıktık ve kapanış olarak da kütüphaneyi göstermek istiyorum sizlere. Fen Edebiyat'tan dümdüz bir şekilde tekrardan 19 Mayıs Amfisi'ne doğru giden bir yol var. Ve bu yolu takip ettiğinizde de kütüphane karşınıza çıkacaktır. Ve son olarak da sizler için kütüphaneyi göstermek istiyoruz. Dilerseniz gidelim. Ve nihayet Fen Edebiyat Fakültesi'nin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kütüphanesine geldik. Burada öğrenciler vize ve final haftalarında sınavlarına çok rahat bir biçimde çalışabiliyor. Aynı zamanda vize ve final haftalarında da ayrıca okul tarafından da çorba servisleri oluyor. Sizler için kütüphanenin içine giriş yapalım ve neler oluyor şu an kütüphanede onları gözlemleyelim. Gelin birlikte bakalım. Ve şu anda kütüphanenin tam da orta noktasındayız. Öğrenci arkadaşlarımız yaz döneminde olmamıza rağmen kütüphaneyi aktif bir şekilde kullanıyor. Ve burada çok fazla kitap ve kaynak bulunuyor. Öğrenciler için de oldukça veli nimet sayılabilecek derecede büyüklükte aslında. Çok da zengin bir içeriği var kütüphanemizin. Murat Han sizleri de kütüphaneyi şöyle bir gezdirsin istiyorum. Ve çalışan öğrenci arkadaşlarımız da yaz dönemine rağmen görüyor olacaksınız. Şimdiden Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gelecek olan öğrencilere başarılar diliyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Doğu Kampüsü'ndeki fakülteleri hep birlikte gezip görmüş olduk. Sizler de Süleyman Demirel Üniversitesi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Hoşça kalın.